Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu video sohbetimizin konusu Profesör Mustafa Öztürk ile Din ve Hayat konulu bir programındaki konudur. Şimdi dinleyelim. Gerekli yerlerde durdurarak Kur'an'daki benim yorumlamalarımı ortaya koyarak anlamaya çalışalım inşallah. Efendim 24'ten iyi akşamlar diliyoruz. Profesör Doktor Mustafa Öztürk'le Din ve Hayat programı ile karşınızdayız. İkinci kez. Öncelikle hafta boyunca da bize göstermeye devam etmiş olduğunuz ilginiz için, alakanız için teşekkür etmeyi bir borç biliyorum tüm yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarımız adına. Talepleriniz, beklentileriniz, tweetleriniz Facebook hesabımızdan mesajlarınız doğrultusunda da konumuzu belirlemeye çalıştık bu hafta. Tekrar teşekkür ediyoruz. Yine duyurmak istiyoruz yayınımız boyunca. Bize ulaşabilirsiniz. Hem Twitter uzantımızda Din ve Hayat 24 TV olmak üzere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Ben de hocama fırsat buldukça iletmeye çalışacağım. Facebook hesabımızdan da bize yine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, merak ettiklerinizi, öğrenmek istediklerinizi iletebilirsiniz. Tanıtımımızda da izlediniz. Bu hafta Din ve Hayat'ta hangi konuyu masaya yatıracağız? Gaybi ruhani varlıkların dosyasını açacağız bugün. Kur'an-ı Kerim'de bu varlıklar nasıl geçiyor? Şeytanı nasıl anlamak lazım? Cinlerden nasıl bahsediliyor? Ve sihir ve büyü Kur'an-ı Kerim'de var mı? Bunlar sorularımızdan sadece bazıları ve konuyla ilgilenen birçok izleyicimizin de kafasından geçen sorulardan biri şüphesiz Peygamber Efendimiz'e büyü yapıldı mı? Felak ve Nas sureleri bunun için mi indirildi? Söylediğim gibi sorularımızdan bazıları bunlar. Çok daha geniş konuşacağız. Başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz hocam size. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Siz geri dönüşleri aldınız mı hocam programla ilgili? Evet, ben de aldım. İlk haftaki konu biraz biraz soyut gibi algılanmış. Yani daha böyle bizim zihin dünyamıza, inanç dünyamıza somut olarak dokunan bir konu olsaydı gibi. Mesela bu haftaki konu dini olduğu kadar, çünkü Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bir konu, folklorik ve bir fantastik bir tarafı da var. Çünkü halkın daha çok dinden ziyade böyle animizme kadar varacak kadar böyle hayallerle, vehimlerle, fantastik düşüncelerle süslediği ve onu bilahare inançla sosladığı bir garip bir konu bu. Dolayısıyla bu konunun bizim halkımızın zihninde dinle iç içe girdirilmiş ama aslında büyük ölçüde folklorik inanışlardan, menkıbelerden, mitlerden, hurafelerden beslenen bir algıyı en azından Kur'an-ı Kerim üzerinden bir mümkün mertebe, aklımızın erdiğince, bilgimizin yettiğince bir tahsih etmekte fayda var. Onun için bu gaybi varlıkların Kur'an-ı Kerim'de niçin bahis konusu edildiği, ne şekilde söz edildiği, neye atıfta bulunduğu, bu ayetlerin ne dediğinden ziyade ne demek istediği konusunu bir çerçeve çizmek iyi olur diye düşünüyorum. Hocam İnşallah yine faydalı olur. İnanıyoruz. Yine ezber bozacağınızı da biliyoruz. Bu arada Twitter'dan bize ulaşacak izleyicilerimize, ekranlarda da göreceksiniz yayın boyunca sayın seyirciler, hashtagimizi belirtelim. Kur'an neden cini anlatır? Kurran neden cini anlatır? Hashtag ile yollayabilirsiniz tweetlerinizi. Söylediğim gibi iletmeye çalışacağım. Hocam Kur'an'da nasıl geçtiği konusunda bizi bilgilendireceksiniz inşallah ama cahiliye döneminden başlamak daha uygun olur. Ne dersiniz? Nasıl bilinirdi? Nasıl kabul edilirdi? Ne kabul edilirdi? Yani önce bir kısaca Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğine değindikten sonra o tek tek bu varlıkların Kur'an'da anlatılış şekillerini ve ilgili ayetleri tahlil etmeden önce o ayetleri daha doğru anlamanın zemini olarak bir Kur'an'ın indiği dönemin arkasına bir bakmak, orayı bir genel bir tasvirini yapmak gerekir. Evet.
biz şimdi burada gaybi ve ruhani varlıklar diye bir varlık kategorisinden söz ediyoruz. Burada iki kelime çok anahtar kelimeler. Birisi gaybi, biri ruhani. Önce buna dair bir iki cümle etmekte fayda var. Gayb Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçen bir kelime. Daha çok biz bunu yani terimsel olarak insan duyusunun ve aklının, duyu organlarının ötesinde kalan varlıklar, gerçeklikler diye algılıyoruz. Mesela Allah bu anlamda bir gayb zatı itibariyle. Esması, fiilleri, sıfatları itibariyle elbette ki her taraf, bütün kainat onun ayetleridir ama zatı ve gerçekte ne olduğu mahiyeti gaybdir. Bizim için geçmiş bir gaybdir. Gelecek bizim için gaybdir. Söz gelimi, öleceğimiz vakit bizim gaybımızdır. Çünkü bilgi sınırlarımız, duyu limitlerimiz içinde yer alır. Gaybi derken insanın duyu organlarının dışında kalan anlamı taşıdığı için. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim'de gayb, yu'minuna bil gaybde, lem ehumku bil gaybde, yahşam ne rabbehum bil gaybde ise aslında samimiyetle, içtenlikle, kimsecikler yokken, vicdanlarıyla baş başayken de iman etmenin, inanmanın, Allah'a karşı saygılı olmanın sıfatı olarak geçer. Biz bu buradaki gaybi derken görünmeyen, bizim idrak sınırlarımızın için. Ruh derken de ruh Kur'an-ı Kerim'in gerçekten anahtar kavramlarından biridir ama gerçekten de zor bir kavramdır. Bunun üzerine bir başlı başına bir program yapılsa yeridir. Burada ruhani derken de kastımız şeffaf, latif yani somut olmayan anlamındadır. Şimdi bu varlık kategorileri denince bu varlık kategorilerin en genel ismi cindir. Cin aslında bir şemsiye kavramıdır. Bunun alt kategorileri melektir. Alt kategorileri şeytandır. Alt kategorileri iblistir. Hasılı kelam cin ins kelimesinin karşıdır. Yani insanın. İnsan ünsiyet kurulabilen, yani görülebilen, dokunulabilen, temas yapılabilen varlık anlamındadır. İnsan kelimesinin bir kökü budur. Bir de bir nisyan, insiyan anlamı vardır. Onu geçiyorum. Bu cin de bunun mukabili olarak ünsiyet kurulamayan, görülemeyen, somut olarak idrak edilemeyen varlıklar demektir. Bu varlıkların içerisine bugün bizim ayrı bir kategori olarak bildiğimiz cinler girer, melekler girer, şeytan gibi daha özel, spesifik varlıklar girer. Ancak toplamda hepsi cindir bunların. Mesela bakınız, İslam toplumlarında kangren haline gelmiş ve Kur'an'daki o temel mantığın tamamen dışında bir cin kavramını ortaya koydu Mustafa hocamız. Oysa Kur'an'da temel olarak yaratılan Allah'ın birbirine uymayan, birbirinden farklı olarak iki varlıktan söz eder. Birisi Ademoğlu şemsiyesi altında olan insanlar, diğeri de meleklerdir. Meleklerin yaratılışı ile insanın yaratılışı arasında tamamen bir farklılık var ama insanın yaratılışı ile meleklerin yaratılışı arasında da mükemmel bir bağımlılık vardır. Bağ vardır. Yani ikisi birbirinden kopmayan, birbiriyle et ve kemik gibi bütünleşmiş varlıklardır. Bunun üzerinde bakınız Kur'an'dan ayetler vermeye çalışalım. Allah yeryüzünde ve kainatta değer verdiği, önem verdiği tek varlık insandır. Bütün insanlar için bu kainatı yarattığını söyler. Yerlerde ve göklerde, Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde
canlı ve cansız ne varsa insanoğlunun hizmetine amade kıldık der. Yine İnsan Suresinin 1. ayet-i kerimesinde daha insanın adı bile anılmaya değmezken ne dehir geçti ne dehir ifadesiyle insanların dışındaki yaratılmış olan varlıkların bütününden söz eder. İşte bu varlıkların temel özelliği yaratılış gayesinin özünde temel yatan olay insanoğluna secde etmesi. İnsanoğlunun emrine amade olması anlamında bunu yaratmış. Yani kainatta insanoğlunun dünyada yaşayabileceği bütün varlıklar yaratılmış, havasıyla, suyuyla, dağlarıyla, ovalarıyla, bahçeleriyle, oksijenleriyle, karbondioksidiyle, aklına ne kadar yıldızıyla, güneşiyle, ayıyla ne var, ne kadar varlık varsa insanoğlunun yaratılışından insanoğlunun yok oluşuna kadar geçen dönem içerisinde insanoğluna hizmet sunacak olan bir varlıklardan bahsetmiştir. İşte o varlığın adı da meleklerdir. Meleklerde akıl yok. Meleklerde irade yok. Meleklerde iki seçenek yok. Meleklerde tek seçenek var. Ve dolayısıyla meleklerin kendilerine kodlanmış olan bilgilerle serüvenlerini, hayatlarını sürdürürler. İşte akıl ve iradesi olmayan, kendilerine kodlanmış olan bilgilerle hareket eden bir parçalar bile hepsi melek kategorisindendir. Mesela insanın kalbi, sen şu kalbin nasıl çalıştığından haberin bile yok. Şu böbreklerin nasıl işlev yaptığından haberin bile yok. Şu aklın nasıl olduğundan haberin bile yok. Şu gözlerin, şu kulakların, şu burnun, şu vücut üzerindeki bütün organların bir bütünsel sistematik olarak kendi organizması içerisinde nasıl görev yapıp o işlevini yerine getirdiğimizden haberimiz bile yok. İşte melek kavramını Kur'an tanımlarken bütün ayetleri 93 yerde melek kelimesi geçer. Bütün ayetleri incelediğimiz zaman şu sonuca varıyoruz. Melek insanların biyolojik yapısına dahil olmak üzere psikolojik yapısına dahil olmak üzere insanların emrine verilmiş, insanlar için yaratılmış, gerek sapma olgusunun veya dürtüsünün, gerek hidayete erme, bağışlanma dürtüsünün kendi öz yapısında var olan yaratılmış bütün varlıkların genel bir adıdır melekler. O zaman insan Allah'ın meleklerden yorumladığı mükemmel bir varlıktır. İşte özene bezene yarattım diye bahsettiği o mükemmel insan dünya hayatında yetkili ve sorumluluk yüklenen, ona emanet yüklenen bir varlıktır insan. Onun için insan yeryüzünde ve kainatta halifedir. Bütün kainatı da Allah insanların yaratılışı ile yok oluş arasındaki bir dönem zarfında insanoğlu yöneldikçe melekler onlara kucak açarak hizmet sunmaktadırlar. Bugüne kadar tanımlanan melekler ruhani varlıklar diye söylenen şeyler asla Kur'ani bir ifade değildir. Melekler kendilerine kodlanmış olan dağ da melektir, bitkiler de melektir, hayvanlar da melektir, güneşi de melektir, ayları da, yıldızları da, aklına ne kadar insanın dışında varlık varsa bunların hepsi meleklerdir. İşte insanı Kur'an tanımlarken insan da hem
takva yoluna eğilimli, işte bu melek de insana Rabbani yolda yürümeyi teklif sunuyor. Hem de gayri Rabbani yolda yürümeyi teklif sunan iblis olgusu da insan üzerinde bir parlamento gibi muhalefet ve iktidar diye bir olay oluşturmaktadır. Yani her insanda bir iktidar kurar insanın kendisi. Akıl balığı çağına erdikten sonra ya takva yolunda iktidarını kurar ya da iblisin yolunda iktidarını kurar. Kim iktidarını kurarsa insan o yolda hayatını düzenler. Ve bütün melekler o yolda insanlara secde ederler. Evet. Bu kadar yeter herhalde. Her melek cindir. Ama her cin melek değildir diyebiliriz. Her melek cindir ama evet. Her cin melek değildir. Değil. Evet. Bak kesinlikle. Bakınız. Meleklerde kesinlikle irade yok. İrade olmadığından dolayı irade demek zaten seçenekleri var demektir. Yani kendi kararını kendisi veren demektir. Ama meleklerde böyle bir şey yok ki. Melekler kesinlikle verilen emirlere itiraz etmezler. O onlarda asla kendisine verilen görevin dışına çıkmazlar ayetleriyle bunu doğrulamaktadır. Ama cinler de öyle, öyle mi? Biz insanları ve cinleri ancak ve ancak ibadet ve kulluk etsinler diye yarattık. İnsanları ve cinleri. O zaman kainattaki varlıklar temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Melekler ve Ademoğlu şemsiyesi altında insanlar. Eğer cinler melekler kategorisinden olmuş olsaydı cinlerde de ibadet ve kullukla sorumlu diye bir olay olmazdı. Cinler cehenneme gideceğine göre o zaman cinleri tarif edelim. Aslında bunlar daha erken ama cinler insanların yaratılışta Araf suresi 172. ayette bu tanımı bulur. Rabbim Allah'tır sözüne sadakat göstermeyen insanların genel adıdır cinler. Bak bu tanımı daha şimdiye kadar yapanı görmedim. Cinler insanlar kategorisinden olup yaratılışta vermiş olduğu Rabbim Allah'tır sözünden akıl balığı çağına erdikten sonra iblisin soyunu takip eden, iblisin teklif sunduğu haramları yemeleri, içmeleri hepsini beraber içine alan yasak ağaçtan nemalanan insanların adıdır. Evet. Bunun dışında cinlerin Kur'an-ı Kerim'de meleklerden ayrıca zikredildiği bağlamlar da var. Hepsinin kuşatıcı şekilde kullanıldığı yerler de var. Dolayısıyla bu varlıkların arasındaki hısımlık ilişkilerini çok netleştirmek, birbirinden kategorik olarak ayrı ayrı değerlendirmek Kur'an'ın içerisinden baktığımızda çok kolay gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bunun için bu ilgili ayetleri anlamak için önce bir İslam öncesi Arap zihninin, Arap folklorunun dünyasına gitmekte fayda var. Ancak şu kadar söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de cinlerden ağırlıklı olarak Mekki surelerde bahsedilir. Medeni surelerde cin neredeyse yok denecek kadar azdır. Bunun bir anlamı olmaz. Ama mesela medeni surelerde ise şeytan daha yoğunluklu olarak söz edilir. Şimdi buna bilahare değinelim. Ancak bundan önce İslam öncesindeki Arapların cin algısına bir gidelim. Araplar cin kavramıyla çok genel olarak Allah'la kullar arasında vasıta ilişki kuran bir takım kutsal varlık kategorileri diye anlarlar ve bunların
hem Allah nezdinde hatırları olduğunu, hem insanlar üzerinde ciddi etkileri olduğunu, tabiat olaylarını etkilediklerini, insanların hayatlarına istikamet verebildiklerini, hatta kimilerinin kutsanan varlıklar olduğuna dair inanırlar. Bunların içine cinler. Cin denince onlar şunu anlarlar. Ayrı ayrı. Amir derler, insanlarla bir arada yaşayan cinler anlamıyor. Ruh dedikleri kavram çocuklara, küçük çocuklara ilişen, kötülük eden cinlerdir. Şeytan denen şey, kötülük mekanizması gibi çalışan cini niteler. Marif, kötülüğü bir adım daha ileri safhaya taşıyana derler. İflik ise insana yapacağı kötülüğü, şerri şiddet kullanma yoluna kadar götüren. Evet, fiziki şiddete başvuran. Bütün bunlardan ayrı olarak insanlara hiçbir zararı dokunmuyor. Sırf güzel, iyi olanlara da melek derler. Bu Arapların cahiliye algısındaki isimlendirmeler böyledir. Bunlar güzel cinlere, iyi cinlere adı melektir. Araplarda cinler tıpkı insanlar gibi yaşarlar. Kabileler arası ittifak kurarlar, anlaşmaları olur, savaşlar çıkarırlar. Mesela bu Araplar çöl fırtınalarını cinlerin savaşları olarak algılarlar. İnsanlarla evlenirler, aşk ilişkisine girerler. Mesela silah dediğimiz cinler daha çok kadınsı bir surette ete kemiğe bürünüp ayartıcı bir rol üstlenirler. Bir takım şairlere ve kahinlere yukarılara çıkıp, göklere çıkıp, çünkü algı öyle onlarda, tanrısal varlıklar ve ilahi bilgiler hep göktedir. Cinler oralara yükselirler, kulak kabartırlar, bir takım oralardan haberler çalarlar, gelirler, irtibatlı oldukları kişilere bu bilgileri aktarırlar. Ve bu bilgiler daha çok şairlere ve kahinlere aktarılır. Şairler bu açıdan sıra dışı insanlar kabul edilir Araplarda. Çünkü onlar cinlerin ilhamıyla o şiirlerini oluştururlar. Kahinler cinler vasıtasıyla geleceğe dair bilgi edindikleri, kayıp olan şeyleri buldukları, ileride olup bitecek olayların akıbetinin nereye varacağını bildikleri düşünüldüğünden, mesela kabile liderleri savaş kararı vermeden önce gidip kahine danışır. Birisi yitiği olduğu zaman bulunması için kahine danışır. Kahinler bir takım böyle cinlerle irtibata girerler. Azaim dediğimiz cinleri istihdam ederek rüya bu bilgileri onlardan temin ederler. Bu noktada Peygamber Efendimiz'in Mekki surelerde müşrikler üzerinden Mecnun diye nitelenmesi genellikle meallerde deli diye çevrilir. Ne anlamı geliyor? Deli demek aslında bir bildiğimiz psikiyatrik bir hastalık, şizofreni gibi bir şeyi çağrıştırır. Bu değildir. Cinlenmiş demek, cinlerle irtibata geçmiş, tıpkı şairler, kahinler gibi cinlerin bilgi kaynaklarını kullanarak bu sözleri onlardan alıyor, onların ilhamıyla bir araya getiriyor ama insanlara sunarken bu Allah'ın kelamıdır diye yalan konuşuyor. Aslında bildiğimiz şair-kâhin ilişkisinin cin üzerinden bir başka şeklini de Muhammed yürütüyor. Buradaki Mecnun nitelemesi cinlerle ilişki kuran, onların yönlendirmesiyle hareket eden kişi demektir. Neyden biri sonuç? Evet. Kureyşliler bu yapıştırmayı. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de Kalem suresinin başında özellikle bunun reddeden bir açıkça ifade kullanır. Şimdi bunun dışında baktığımızda cinlerin insanları boğdukları, hatta öldürdükleri ne inanırlar? Mesela Sa'd bin Ubade vardır. Bunun mesela cinler tarafından öldürüldüğüne inanılır. Ebu Sufyan'ın babası Ümeyye bin Harb'in cinler tarafından boğularak öldürüldüğüne inanırlar. Cinlerin sıkça hayvan suretinde göründüğüne inanılır ve bu hayvanların başından yılan gelir. Evet.
mesela FA dediğimiz yılan, yani bizim bugünkü kobra yılanına benzer yılan, bunların en vahimidir. Erkan denilen yılan vardır. Amir denilen yılan vardır. Ve bunlar genellikle yılanlardan çekinilir ve bunların hep cin olduğu, aslında yılan suretinde göründüğüne inanılır. Bunların evlerde yaşayanına amir denilir. Bazı hadislerde bu evlerde yaşayan amir yılanlarına dokunmayın diye hadisler yılan var. Yılan yaşıyor tabii burada, yaşıyor. Küçük yılanlar. Tabii. Hatta bunlar ilginç bir şekilde kefenlenip gömülür. Ya bayağı bir cenaze töreni de yapılır. Ve bu ilginçtir. İslam öncesi dönemdeki bu cahiliye adeti İslami dönemde de sürdürülmüştür. Mesela Ömer bin Abdülaziz'in bir amir denen yılanı, ölüsünü, zidasını yırtıp kefenleyip gömdüğüne dair bir yer var kaynaklarımızda. Böyle ilginç bir şey var. Burada sorular gelmeye başladı ama hocam araya giriyorum. Yine altı. Bu tabloyu çizelim ki şu anda cahiliye dönemini, cahiliye dönemini anlatıyoruz. Evet. Şimdi burada bu algıyı bir anlatalım ki insanlarımızın bugün cinlere dair inandıkları inanışların ne kadar Kur'an'la, ne kadar Kur'an'dan önce müşrik Arap toplumunun folklorik animistik inançlarıyla ilgili olduğunu mukayese imkanı verir. Bu bilgiler işte asıl sıkıntı Kur'an'ın dışına çıkılmasından kaynaklanıyor. Benim özelliğim 1980 yılında mezhepleri, daha önceleri mezhepleri, tarikatları, müfessirleri inceleyerek doğru bir din anlayışını ortaya koyup öyle bir yaşama girmeye denedik ve biz uzun yıllar bunun üzerinde çalıştık. Şimdi Kur'an'ın kendi bütünlüğü içerisinde bir kelimeye yüklediği anlam ortaya çıkarılması gerekir. Eğer Kur'an'da bir kelimeye veya bir ayete bir anlam yüklediğin zaman şu şartlara tezat teşkil etmemesi gerekir. Bir, Kur'an'ın kendi bütünlüğüne tezat teşkil etmemesi lazım. İki, evren yasaları ile uyum halinde olması lazım. Onlara tezat teşkil etmemesi lazım. Üç, akılla uyum halinde olması lazım. Akla tezat teşkil etmemesi lazım. Dört, pratik hayatta yaşanır halde olması lazım. Bir başka ifadeyle Kur'an'la Kur'an'ın, kainatla kainatın ve Kur'an'la kainatın çatışmadığı din, Allah'ın insanlara sunduğu din. Kur'an'da anlatılan din budur işte. Fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din budur diyor Allah. Allah'ın yaratışında asla değişiklik, çelişki, çarpıklık bulamazsın. Hem kainatta çelişki yok, çatışma yok. Hem Allah'ın gönderdiği vahiylerde çatışma yok, çelişki yok. İşte Nisa suresinin 82. ayet-i kerimesinde onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu. Yine Mülk suresinin 3. ve 4. ayetlerinde gözlerinizi göğe çevirin. Yerleri ve gökleri derinden derine inceleyin. Tekrar iki kere daha gözlerini çevirin. Gözler çarpıklık ve çelişki bulamamaktan baygın olarak geriye döner. İşte biz bir ayette kastedilen mananın hangi anlama geldiğini anlayabilmek için Kur'an'daki onunla ilgili bütün ayetleri bilmek ve kafada bir projektör gibi şakarması gerekir ve onunla ilgili evren yasaları ile de asla çelişmediğini, evren yasalarından da az çok haberdar olmak gerekir. İşte maalesef böyle bir din ortada gözükmüyor. Devam edelim. Şu açıdan da önemli, Kur'an'da bu cinlerle ilgili anlatılan ayetlerin
niçin anlatıldığının da bu aslında altyapısını oluşturuyor. Biz genellikle mesela Kur'an açtığımızda cinler hakkında Kur'an konuşuyorsa bizi sıfırdan cinler hakkında bilgilendirmek istemiş Rabbimiz. Cinler önemli bir mesele çocuklar. Bunu öğrenmelisiniz der gibi bir algı var. Oysa böyle bir şey yok. Burada Kur'an'ın bu cinlerle ilgili anlatılarının nasıl anlaşılması gerektiğine dair onu ayrı bir pasta bırakalım. Şimdi devam edelim. Evet. Mesela cinlerin aile ilişkisi kurdukları insanlarla daha çok gul dediğimiz, bizde gul yabanidir. Evet. Anadolu'da umacı dediğimiz, dev anası dediğimiz, gul dediğimiz, re'il dediğimiz, tabi dediğimiz, bunların tamamı hepsi cinlerin farklı farklı adlandırmalıyız. Kur'an'da da var bunlar mesela. Marif sıfatı geçer. İfrit sıfatı geçer. Şeytan sıfatı geçer. Bunların tamamı kötücül cinleri anlatır. Cinlere daha düşük profilli cinler için de hin derler. Hani hin misin, cin misin evet. meselesi bizim buradan gelir. Araplar cinlerle insanlar arasında ara bir form olarak aslında nesnaf dediğimiz bir varlık daha vardır. Tek ayak, tek kulak, tek göz. Aslında bunlar Ad ve Semud kavminin helak edilen yerlerinde helak edilmiş insanların dönüştürülmüş bir tür yarı cin haline dönüştürülmüş şekilleri olduğuna inanırlar. Mesih inancı yani dönüştürme inancı ve genellikle bunlara dair özel yerler atfediliyor. Mesela Ad kavminin, Semud kavminin yaşadığı yerler cin şehirleridir. Ayrıca derin vadiler, karanlık yerler, mezarlıklar cinlerin daha çok yaşadığı yerlerdir. Köpek dışkıları, kemikler vesaire gibi şeylerle beslenildiğine inanılır. Evet. Ve mesela başka özel yer isimleri vardır. Mesela Abkar cinni deriz biz. Abkar cinni gibisi tıpkı. Abkar bunların yaşadıkları bir yerin adıdır. Mesela Yemen coğrafyasında cinlerin özellikle yoğunlaştıklarına inanılır. Mesela bu kelimelerin bir kısmı bizim Kur'an-ı Kerim'de geçer. Mesela Abkar-ı Yin-Hisam diye geçer şeyde. Rahman suresinde. Cennetteki tefrişatı anlatırken Kur'an işte şöyle yastıklar, harika döşeme halılar, kilimler olacak. Bu harikalığı vurgularken Abkar-ı kelimesi geçer. Araplar bir işin normal bir insan elinden çıkmadığını, olağanüstü, harika bir iş çıkarılmış olduğunu nitelemek için bu cin işi ya, olsa olsa diye Abkari derler buraya. Yani harikulade. Yani bizim dahi dediğimiz şey, mesela Kur'an'da cennetin o döşemelerini, çilimlerini, halılarının harikuladeliğini anlatmak için Arapların zihnindeki o cinlerle ilgili nitelemeyi Abkari insan diye kullanır. Şimdi bunlar yine yeri gelince mesela insanlara iliştiklerini söyledik ya, cinsel temas da Kur'an'da. Bunun için diyor ki Kur'an-ı Kerim'de cennetteki hurilerin temizliğini, paklığını ve bakireliğini anlatmak için ilginç bir tabir vardır. Lem yatmishunne insun kablehu ve la can. Bunlara daha önce ne insan eli değmiştir ne cin eli değmiştir. Bu bilgi olarak okuduğunuzda Cenab-ı Allah hurilere hiç kimsenin elini... Bakınız, yapılan en büyük yanlışlıklardan biri de cinlerin yaratılış hakkındaki yanlış algı. Bak, iki tane ayette Hicr suresi 27 ve Rahman suresi 15. ayetlerde biz canlı daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yaratmıştık. Şimdi burada can kelimesi kullanıldığı zaman
cin kelimesi olarak algılamışlar. Oysa Kur'an'da insanı biz topraktan yarattık. Yani beden kısımlarını, hücrelerini, organlarını, kulaklarını, gözlerini, ağızlarını topraktan yarattık. Ona verdiğimiz enerjiyi de, onu diri tutan, ayakta tutan canlı da dumansız ateşten yarattık. Şimdi bununla ne alakası var? Can kelimesini cin kelimesine nasıl değiştiriyorlar? Bu çok yanlış, çok Kur'an'la uyuşmayan bir anlamdır. Evet. Gelmediğini anlatıyor zannedersiniz. Öyle demiyor. Bu aslında Rab zihninin algısı üzerinden hurilerin ne kadar kıri pak, ne kadar nezih olduğunun anlatımıdır. İnsan eli değmedi deseniz, ama algıda şöyle bir şey var. Cinler temasa giriyor. Evet. Cinler de değmemiştir. Yoksa bu ayet cinler, hurilerle ilişkiye giren teması olanlar var. Cennette bizim istihdam ettiklerimiz cinlerin dokunmadıklarıdır demiyor. O hurilerin güzelliğini anlatmak için o algıyı kullanarak konuşuyor. Dolayısıyla içeri bir temel... Acaba ne ona insan eli demiştir ne de can? Şimdi Kur'an'da biz insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım derken, Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde bu ayeti değerlendirdiğimiz zaman cinler de insanlar kategorisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu ilerledikçe bunun üzerine girerek anlatmaya çalışacağım inşallah. İşte orada insan cinden farklı değil ki. Bak, insan kelimesi Kur'an bütünlüğü içerisinde Ademoğlu şemsiyesi altında hem takva yönüne eğilimli hem fıs yönüne eğilimli nötr bir varlıktır. Bu ne zaman gündeme geliyor? Çocukluk çağından çıktığı zaman gündeme geliyor. İnsan kelimesi. Bakınız, kafir de insandır, Yahudi de insandır, Hristiyan da insandır, Türk de insandır, kadın da insandır, erkek de insandır, cin de insandır, şeytan da insandır. İki varlık vardır. İşte sorumlu olan varlıklar sadece insanlardır. Bunlar insanların sıfatlaşarak bulunmuş olduğu konumda anlamlaştırdığı isimdir. Mesela beşer kelimesi hem Rabbani yolda yürüyenler için kullanılmış hem de şeytani yolda yürüyenler için kullanılmıştır. İşte bu beşer kelimesine Kur'an'ın nerede hangi anlamı yüklediğini biz ancak konu içerisinde anlamaya çalışıyoruz. İşte Kur'an'ın anlaşılması konusu başlı başına bir problem olduğundan dolayı geleneksel din anlayışı bizim Kur'an'a doğru bakışımızı engellemiş. Asla onu kendimizden geleneksel anlayışlarından uzaklaştıramadığımızdan dolayı farklı farklı anlamlar yüklemişiz. Kur'an'da bir ayete bir yorum, bir değer biçtiğin zaman o ayetin, o yorumun mutlaka başka ayetler tarafından desteklenmesi gerekir. İşte orada ne bir insan dokunmuştur derken insanları ve cinleri kelimesini insan olduğu halde kullanırken burada hiçbir varlık onunla diyalog kurmamış anlamında kullanılıyor. Yumurta içerisinde gibi. Yani hurilerin profilini çizerken onu anlatmaktır. Yoksa can kelimesi orada cin kelimesi anlamında değildir. Evet. Kriteri bu ayetleri anlamada şu ölçüde koyalım. Kur'an-ı Kerim bunlardan konuşurken sıfırdan muhatabı bilgilendirmek, cin hakkında meraklarını gidermek için konuşmuyor. Bildikleri şey üzerinden ya bir inancın batıllığını anlatmaya
ya o inancın doğru olmadığını anlatmaya ya da başka bir ders veya mesaj vermek için konuşuyor. Önce bunu bir koyalım. Bu bizim Arap dili edebiyatında çok temel bir ayrım var. Bir haber tipinde bir cümle söylendiği zaman ikiye ayrılır. Bir, faide-i haber deriz. Yani size bilmediğiniz bir konuda sıfırdan bilgilendirmek, enforme etmektir amacı. Lazım-ı faide-i haber vardır. Bilmediğiniz bir şey yoktur. Bildiğiniz bir şeydir. Ama bildiğiniz üzerinden size başka bir ders verilmektedir. Cinlerle ilgili anlatımların kahir ekseriyeti bu ikinci kategoridedir. Bir örnek verelim isterseniz. Burada İstanbul'u çok iyi bilen siz, bir de hiç İstanbul'u bilmeyen bir yabancı var. Ben de sizin yanınızda bir cümle çıktı ağzımda. Nedir o? Ya Boğaziçi Köprüsü'nde trafik çok yoğunmuştu. İstanbul'u tanımayan benim bilgi verdiğimi zanneder. Der ki Boğaziçi'nin olduğu civarın trafiği yoğunmuş. Siz de karşı tarafta oturuyorsanız siz bu cümleden şunu anlarsınız. Öğrendim trafiği yok. O zaman ben köprüden gitmeyeyim, Kabataş'a veya Eminönü'ne ineyim, oradan vapurla karşıya geçeyim. Ben trafiğe takılırsam gece yarısı eve varamam anlarsınız. Oysa ben vapurla gideyim demedim size. Ben sadece dedim ki trafik köprüde çok sıkışık. Dediğiniz zaman siz mesajı aldınız. Evet. Bak cümle başka bir şey, siz oradan bambaşka bir soru çıkar. Cinlerle ilgili anlatılan ayetlerin arka planında, yani şöyle söyleyebiliriz, bilgi vermiyor. Bilinen üzerinden o bilinenin doğruluğunu, yanlışlığını mevzu bahis etmeden bambaşka bir mesaj. Eğer vaktiniz varsa, hocam çok spesifik bir örnek vereyim. Ondan sonra diyeceğim. O örnek için biraz izleyicilerimizi bekletelim. Hay hay. Kısa bir aramız var. Cahiliye dönemindeki algıyı konuşuyoruz. Biraz da galiba öbür bölüme sarkıtacağız bu konuyu. Ara vereceğiz. Kısa bir aradan sonra yeniden karşınızdayız efendim. Profesör Doktor Mustafa Öztürk'le Dinle Hayat programımız devam ediyor. Kısa bir aranın ardından değerli izleyiciler. Cahiliye döneminde cin algısı nasıldı? Melekli şeytan, bunu da dahil edelim. Bunu konuşuyoruz Mustafa Hocam'la. Hocam yine o dönem isterseniz bu bölümde biraz daha konuşup tamamlayalım. Şimdi bu dönemin aşağı yukarı çerçevesi, algısı, inanışı çıktı. İnsanların hayatlarına müdahale edebiliyorlar. Daha çok kötülük ve şer üretiyorlar. Ve muhtemelen kendilerinden korkulduğu, çekinildiği için tılsım, muska, rukiye yoluyla bunlardan sakınılmak için evlerine bir takım zebahil cin dediğimiz, mesela cinler için bir ev yaptırıyorsunuz. Bunları burayı istila etmesinler, bize bir kötülük vermesinler diye kurbanlarını kesiyorlar. Muskalar evin köşelerine bir şeyler asıyorlar. İşte hayvan kemikleri falan. Neler içeriyor bunlar? Evet. Şimdi bunlara değindikten sonra peki bu insanlar bu inanışları nereden aldılar? Evet, öyle bir soru da var hocam. Evet. İzleyicimizin sorusu da var. Bunların aldıkları muhtemel ağırlıklı kaynak Yahudi kaynağı. İbrani geleneği, Yahudi geleneği ve Yahudilerin de aldığı yer bu Babil Keldani medeniyeti, Babil medeniyeti, Mısır medeniyeti, bu cin inancı neredeyse bütün kadim medeniyetlerin hepsinde var. Ama bu Orta Doğu'daki daha çok yakınlıkları Sami kültür olması hasebiyle Yahudilikten iktibas. Çok algı büyük. Hep aynı mı? Algı büyük ölçüde aynı. Neredeyse meleklerle de aynı, cinlerle de aynı, şeytanlarla da aynı. Kavramlar farklı ama fonksiyonlar, tanımlamalar, tasvirler hemen hemen aynı. Hristiyanlıkta da oldukça detaylı, zengin bir cin literatürü var. Şimdi Kur'an'a geldiğimizde cinlerden ağırlıklı olarak Mekki surelerde söz edilir ama niye söz edilir? Evet, neden? Dedik ki bilgi vermek için söz edilmez. Şunun için söz edilir. Peygamber Efendimiz'in Mecnun nitelemesinden de anlıyoruz ki bu okuduğu, tebliğ ettiği vahyin doğrudan Allah kelamı olmadığı,
cinler vasıtasıyla göklerden haber çalma yoluyla tedarik edildi ve Muhammed'e getirildi. Muhammed'in de onu anlattığı yönündeki inancı reddetmek için. Gerek Saffat suresinde, gerek Mülk suresinde, gerek diğer bazı suresinde, mesela Hicr suresinde cinlerin haber çalması, yani istirad-ı sem dediğimiz, kulak hırsızlığı dediğimiz şey hep bu meseleyle ilgilidir. Burada bu bahis açılırken Kur'an-ı Kerim'de cinler göğe çıkar, yükselir, haberi çalar, kapar, gelir, bunu onaylamıyor Kur'an. Kur'an'ın hiçbir müdahaleye tabi olmadan Allah tarafı... Bakınız, şu anlayış insanları doğru bir Kur'an anlayışına götürebilir mi? Sanki Allah göklerde, ciller de dumansız ateşten yaratıldığından dolayı göklere çıkıyor ve Allah'ın peygambere vahyettiği olayı Allah'ın ağzından çalıyorlar ve insanlara bunu yanlış olarak aktarıyorlar. Şimdi bu olacak şey mi? Allah insana şah damarından daha yakınım. Bir ayette de sizin ikinizin üçüncüsü Allah'tır. Üçünüzün dördüncüsü Allah'tır. Dördünüzün beşincisi Allah'tır ifadeleriyle Allah'ın insanlardan uzak bir yerde olmadığını vurgulamaktadır. Evet, bu anlayışla kesinlikle doğru bir Kur'an'a bizi götürmez. Hiçbir şerir varlık dokunmadan gelişini anlatmak için zorunlu olarak o iddiayı ve inancı bahis konusu ediyor Kur'an-ı Kerim. Yoksa göklerden böyle bir haber çaldıkları vaki biri kescil etmek için söz etmiyor. Bir yanlış yorumlar var. Evet, bir yanlış algı var işte. Yani biraz önce dedim, biz onu biz enformasyon, bize bu konuda bilgi veriyor diye okuyoruz. Oysa o anlatılan Kur'an'ın sahihliğini anlatmak için bahis konuşuyor. Yani Kur'an'a böyle varlıkların bir müdahalesi hiç olmadı. Dikkat ederseniz Kur'an'ın korunması meselesi inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun ayeti de bununla ilgilidir. Yani biz genellikle Kur'an'ın bugünkü elimizdeki harfi harfine korunmuşluğunu anlarız. Kur'an harfi harfine korunmuş olarak bugüne gelmiştir. Amenna. Ama bu ayet bunu anlatmamaktadır. Çünkü bu ayet Hicr suresindedir ve ortada metin olarak bir Kur'an falan da yoktur. Ayet şununla ilgilidir. Bu Kur'an'a, çünkü bu göklerden haber çalma meselesi de tam bu surede geçer. Bu Kur'an'a cinler Allah'ın vahyinden bir şeyler çalıp çırpıp Muhammed'in kalbine, zihnine bir şey üfledikleri vaki değil. Bu ayeti daha iyi anlamak istiyorsanız Vakıa suresine gideceksiniz. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun. Meknun çok önemli. Korunmuş, muhafaza altına alınmış bir sicildedir. Ve değerli, şerefli bir Kur'an'dır. La yemessuhu illel mutahharun. Ona pak, temiz, yani şerli, pis olmayan varlıklar ancak dokunabilir. Onlar da işte gaybi varlıkların melek denilen kısmıdır. Melekler bunu getirir. Cinler buna getiremez. Konu bununla ilgilidir. Buradan baktığımızda Cibril'in hem bak buradaki yanlışlar var. Temiz olanlar dokunur derken temiz kelimesini Kur'an kalbi marazlı olmayan, fıtratı bozulmamış olan geleneksel ve şeytani katmaların pisliklerine bulaşmamış insanlar anlamında kullanılmaktadır. Bakınız, mesela Musa'ya Musa gidiyor Firavun'a, ey Firavun, temizlenmek ister misin diyor. Şimdi buradaki temizliği bir vücut temizliği olarak anlamak mümkün olabilir mi? Buradaki temizlik zihniyet temizliğidir. İşte burada temiz olanlara olanlar Kur'an'a dokunur derken hanif olanlar kalpleri marazlanmamış olup da Kur'an'a yaklaşanlar Kur'an'la diyalog kurar anlamında Kur'an'a ifade ediyor. Zaten hayatın gerçekleri de bunu göstermiyor mu?
bu Kur'an Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır olduğuna inanmayan bir kişi açıp da şu Kur'an'ı okuduğunu gördünüz mü? Eğer okuyorsa bile sadece insanlara bunun yanlışlığını anlatmak için okurlar. Devam edelim. Emin, ruhul emin diye nitelenmesi, yani güvenilirdir. Vahye bir takım müdahaleler yapmaz. Hem de ruhul kudüs diye nitelenmesi asıl anlamını o zaman bulur. Çünkü kudüs kelimesi de temiz pak. Bu temiz paklık vurgusu cinlere atıfla onlar gibi pis, hadis, şerli varlık değil, hür-i paktır. O ruhul kudüs nitelemesi de yine vahyin ve bütün berraklığıyla Allah'tan geldiği gibi Muhammed Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığını vurgulamak içindir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ama cin tek kategori olarak ele alınmaz. Burada bir kural daha zikredelim. Her kelime Kur'an'da her geçtiği yerde aynı anlamda kullanılmaz. Buradan baktığımızda cinin iki anlamı var. Bir, görünmezlik. İki, yabancılık. Şimdi inse dedik, ünsiyet. Ünsiyet yani sizinle yakınlık kurmak, cin de yabancılık anlamı taşır. Bu açıdan baktığınızda Kur'an-ı Kerim'de işte bugün burada bahsini ettiğimiz gaybi varlık olarak da cinler geçer. Bunun dışında mesela Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde, hizmetinde çalışan bir takım cinlerden söz edilir. Bu konuda soru var. Bunlar aynı zamanda şeyatin diye de geçer. Şimdi şeytan Arapçada ister şeytan eden, rahmetten kovulmuş, ister şeyat eden, yani helak olmuş anlamından gelsin, Arapçada şu anlama gelir. Eşşeytanı fi kelamil Arap dediğimizde küllü mütemerridin minel cinni vel insi vettevafi ve külli şey. Bu taberinin, yani tefsirin babasının tanımıdır. Yani Arap lisanında şeytan denince ister bildiğimiz bugün bahis konusu ettiğimiz cin, ister insan, ister hayvan, ister başka her şey, cinsinden olan her türlü azgın, tuğyan içinde olan, yoldan çıkmışın genel sıfatıdır. Hayvan olsun, insan olsun. Buradan baktığımız... Bakınız. Şimdi aslında Kur'an'da benim web sayfamda altı kalın çizgilerle çizilmesi gereken ayetler var bir. Bir de Kur'an'da önemli kelimelerin Kur'an'daki karşılığı var. Şimdi Kur'an'da Adem kelimesini zaten hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için insanlar içerisinden çıkamıyorlar. Adem kelimesi den türeyen bütün varlıklar ibadet ve kullukla sorumlu olan varlıklardır. Allah insanları kendisine ibadet ve kulluk yapsınlar diye yaratmış ama ibadet ve kulluk yapıp ve yapmamalarını bir donanım halinde insanı yaratmış ve iki seçenekten herhangi birisini kendi özgür iradesiyle insanları seçmesine bırakmıştır. İşte imtihanın adı budur. Eğer bunları biz kavrayamazsak doğru bir anlayışı ortaya koyabilir miyiz? Allah insana ve insan soyundan olan bütün varlıklara, ciniydi, şeytaniydi, hepsi insan soyundandır. Aklını vermiş, takva olgusunu da vermiş, fısk ve fücur olgusunu, yani iblis olgusunu da vermiş. İki yerden insana bir olay karşısında ses geliyor. İşte bu insan ister iblisten gelen sesi, isterse takvadan gelen sesi kabullenmekle veya etmemekle kendi özgür iradesine bağlıdır. İşte insanı Allah saptırmaz, hidayete de getirmez. Allah insana sapmayı yolunu gösterir, hidayete gitme yolunu da gösterir. Hidayete gidecek ve sapacak yolların dürtüsünü de insanı kendisine verir ve malları da, malzemeleri de önüne koyar. İnsanların hangi yola gidip gitmeyeceğine Allah müdahale etmeden insanı kendi özgür iradesine bırakır.
İşte Allah sapma yolunu tercih edenlere iblisin ağacından nemalanarak cinleşmeyi insanlara sunmuştur. Zaten cinleşme demek, iblis cinlerden de demek, Allah'ın istemediği bir yolda, Allah'ın hoşlanmadığı bir yolda insanların tercihini kullanmalarını cin olarak Kur'an tanımlamış. Yani gayr-ı Rabbani yolda, cehennemin malzemelerini Allah insanlara veriyor ve bu malzemelerin insana tetikleyicisini de iblis olarak sunuyor. İşte iblisin teklifiyle kendi kararını veren insanlara da Kur'an cin ifadesi kullanıyor. Çok önemli. Bakınız, insan kelimesiyle Adem kelimesinin farklılığını Kur'an anlatırken insan kelimesiyle beşer kelimesi de farklıdır. Hepsi bunlar Adem soyundandır. İnsan kelimesiyle cin kelimesini farklı olarak kullanır, cin kelimesiyle şeytan kelimesini de farklı olarak kullanır. İblis bir insan değildir ama iblisin teklifiyle veya iblis bir şeytan değildir ama iblisin teklifini kabul eden ve geriye dönüşü mümkün olmayan bir konuma, moda giren insana Kur'an şeytan diyor. İşte bunun karşılığını da Kur'an kalpleri mühürlenmiş olanlara şeytan diyor. Veya bir başka ifadeyle geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda girişinden dolayı da helak olmuş diyor. Yani dünya hayatında yaşadığı halde ahiret alemine karşı inkar bayrağını açıp tağutlar yolunda yürüyen bütün insanlar, geriye dönüşü mümkün olmayan bütün insanlar Kur'an'da şeytan diye bahsedilir. İşte Bakara suresinin 14. ayet-i kerimesinde münafıkların bir konumunu ortaya koyarken iman edenlerle beraber olduklarında derler ki biz sizlerle beraber biz de iman ediyoruz. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında derler ki biz onlarla alay ettik. Buradaki şeytanlarıyla bahsederken de orada inkar edenlerle, kalbi mühürlenmiş olan insanlarla anlamını ortaya koymaktadır. Evet, devam edelim, dinleyelim. Evet. Mesela münafıklar müminlerle bir arada bulunurken iman ettik derler. Ama velizde halev ila şeyatinihim, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz müminlerle aslında dalga geçiyoruz derler. Buradaki şeyatin bütün tefsirlerde ru'asa'uhum diye geçer. Yani ele başlar. Ma tetlus şeyatinu ala mülki Süleyman, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında ileri geri konuşan şeytanlar diye geçer. Bakarsanız şeytan karakterli insanlar diye geçer. Yine Kur'an-ı Kerim'de mesela şeytan kelimesi bazı müşriklerden kinaye olarak da kullanılır. Mesela Fussilet suresinde böyledir. Âl-i İmran'da Hasbunallah ve ni'mel vekil ayetinden sonra gelen şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur da baktığınızda buradaki şeytanın Uhud savaşından sonra Müslümanlara korku salmak için Ebu Süfyan tarafından işbirliği yapıp Müslümanların arasına gelip bakın Mekke ordusu tekrar bir araya geldi, gelip sizi burada hepinizi kılıçtan geçirecek diyen Süraka bin Malik adlı müşriktir. Kur'an bunu şeytan olarak nitelendir. Efendim söyleyeyim. Zümer suresinde gene şeytan anlamında kullanılır. Bir müşrikten kinaye olarak kullanılır. Cinle de geldiğimizde bizim bir... Bak ne kadar güzel. Bir insan hem cin hem şeytan olabilir mi? Bu anlamda. Yani hem beş duyuyla algılanamayan varlıklar hem de insanları kandıran,
insanları cehenneme hazırlayan bir varlık olabilir mi? İşte o beş duyuyla algılanamayan, dumansız ateşten yaratılan varlıklar diye cinleri tanımlarsak, kesinlikle Kur'an'daki bütün ayetleri yerle bir etmiş olur. Evet. Dediğimiz görünmeyen, gayetten haber alan varlık anlamında kullanıldığı gibi yabancılar, ünsiyet peydah olunmamışlar. Süleyman Aleyhisselam bağlamında kullanılan cin galip ihtimalle bu anlamdadır. Yani Süleyman'ın emrinde çalışan, inşaat işleri yapan, dalgıçlık gibi işler yapan cinlerden, şeytanlardan maksat Süleyman Aleyhisselam'ın hükümranlığına boyun eğdirdiği yabancı kavimlere mensup insanlar olarak anlamakta hiçbir beis. Bu çok güzel işte. Zaten orada Sebe Suresinin 14. ayet-i kerimesinde cinlerin zaten Kur'an'da canla yakından uzaktan alakası yok cinin. Bütün canlıların temel özelliği onları diri tutma özelliğini taşır canlı varlık. Bu da enerjidir. Enerji dumansız ateşten yaratılmış ama cinlerin dumansız ateşten yaratıldığına dair Kur'an'da hiçbir ayet yok. Şeytanın da ateşten yaratıldığına dair bir ayet yok. İblisle şeytan arasında belki soy bağı olabilir ama iblisle cin arasında bir soy bağı olur ama fakat iblisle şeytan aynı şeyler değildir. İblisle cinler aynı şey değillerdir. Mesela insanda takva var. Muttaki olanlar takva değildir. Takva ile hayatını anlamlaştıran insan demektir muttaki. Cin de iblis de hayatını anlamlaştıran insan demektir. Şeytan da iblis de hayatını anlamlaştıran insanların artık o konuda katmerleşmiş, kangren haline gelmiş, helak olmuş, geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda girmiş insanın halidir. Evet, işte Kur'an'da sık sık sen onlara anlatsan da fark etmeyeceğiz, anlatmasan da dediği ona anlatıyor işte. Yoktur, evet. Buradan bir Kur'an çıktı. Evet. Kur'an'da her kelime fix, standart bir anlama gelmez. Yani dolayısıyla Kur'an'da kelimeleri her gördüğümüz yerde tek sabit standart anlamıyla değil, birebir hangi bağlamda, hangi manasında kullanıldığına dikkat etmek gerekir ki bizim gelenek bunun için vücuh ve nezair diye ayrı bir literatür eser, literatürü oluşturmuşlardır. Yani mesela salat kelimesi, hüda kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de her geçtiği yerde farklı farklı anlamlarda kullanıldığını görürsünüz. Hocam sizin mealinizi de soruyorlar bu arada izleyicilerimiz. Bizim mealimiz baskısı yok şu anda. İnşallah 15-20 güne kadar bir yayın evi tarafından, işte bu kitapların tamamını yayınlayan yayın evi tarafından, herhalde reklamı girmiyor yayın evinde, söyleyebilirim değil mi? Ankara Okulu yayınlarından çıkacak. Evet. İzleyicimizin sorusuna cevaplamış olduk. Bu arada Süleyman Aleyhisselam'ın cin ve şeytanlarla ilişkisi üzerine durursanız demişti izleyicimiz. Cevaplamış olduk. Bir izleyicimiz de galiba net istiyor cevabı. Kur'an-ı Kerim'de cinler var mıdır, yok mudur? Yani cinlerin varlığını kabul eder mi, etmez mi diye sormuş. Evet, Kur'an cinlerin varlığını kabul eder. Evet. Eder de bizi bu konuda enforme etmez. Cinler şöyledir, insanlara böyle şeyler. Mesela Kur'an'da cinlerin insanlara şerrinin dokunduğunu söylemez. Yani miner cinneti ben nas der ama bu biraz önce anlattığım anlamda. Yani algı üzerinden başka bir mesaj vermek için geçer bu. Hı-hı. Bakın şöyle söyleyeyim. Helak suresini alalım hele. Evet. Min şerri gâsidin izâ vekâb. Gece çöktüğünde karanlık onun şerrinden. Nefâsât fil ukat. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Miner cinneti ve nas. Nas suresi. İşte bütün bunların şerrinden. İster insanın şerrinden, ister cinnin şerrinden Allah'a sığınırım.
Bunlar, bu varlıklar insanlara şerde bulunur, kötülük yapar, hayatlarını karartır anlamında cümleler değil. Mesela gece vakti bizatihi şer üretmez. Buna dair bir müşrik zihniyetin şirk algısını tahsis etmek için bu cümle gelir. Çünkü müşrikler gece kervanları ıssız izbe mekanlara düştüğünde yolları, oraları cinlerin istila ettiğine ve insanlara kötülük yapacağına inandıkları için اَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِي مِنْ شَرِّ سُفَآئِهِ diye dua eder. Ey bu vadinin efendi cinni, senin bu kötü cinlerinden, elemanlarından senin himayene sığınırım. Kur'an'ın en temel, tek mesajı tevhiddir. Fatiha'da bize dedi ki, Cenab-ı Hak, İyyâke nâbudu, bir tek senin önünde eğiliriz, ibadet olarak seni biliriz. Bir tek de mededi. Şimdi aslında bu Kur'an'da o kardeşimizin sorduğu soru gerçekten önemli bir soru. Kur'an'da cin var mı yok mu? Elbette cin olmasa bunlar neye konuşuluyor? Cin var ki bunlar konuşuluyor. Bakınız Kur'an-ı Kerim temel olarak insanları ikiye ayırmış. Birisi Rabbani yolda giden insanlar. Birisi de gayri Rabbani yolda giden insanlar. Rabbani yolda giden insanlara Kur'an Müslüman kelimesini koymuş. Gayri Rabbani yolda giden insanlara da müşrik kelimesini koymuş. Müşrik kelimesini Kur'an temel olarak ikiye ayırmış. Birisi puta tapıcıların anlamında kullanılan müşrik. Bunlar deistler ve ateistlerdir günümüzdeki karşılığı. İkincisi de ehli kitap olanların müşrikliğidir. Yani bunlar ne diyorlar? Ehli kitap olan müşrikler Allah'ın gönderdiği peygamberlere, ahiret alemine inandıklarını iddia ettikleri halde Allah'tan gelen vahiy orijinli dini satarak, gizleyerek, bozarak, zan ve tahminle bu Allah'tandır deyip Allah'tan olmayan bir din ortaya koyduklarından dolayı bunlar müşrik ifadesi kullanılıyor. Puta tapıcılar da ne diyor? Bazıları Allah'a inanmıyor. Allah'a inanmayınca zaten peygamberlik de yok. Allah'ın kitabı diye bir şey de yok. Ahiret alemi de yok. Biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz. Tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Bunların dünya yaşamına bakışları bu. Dünya yaşamındaki hayatların kurallarını kendimiz koyarız diyorlar. Oysa dünya yaşamının kuralını Allah'ın koyduğunu kabul edenlere Kur'an Müslüman diyor. İşte benim yaşamım, ölümüm, dirimim, hayatım, yerler ve gökleri yaratan Allah'a aittir. Bunlar tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisindedirler. Bakınız, cinleri Kur'an ikiye ayırıyor temel olarak bu bilgileri verdikten sonra. Birisi ehli kitap olan cinler, birisi de puta tapıcı olan cinler. Bakınız, belki zamanınızı alacağız ama burada onları tarif etmekten etmeden geçemeyeceğim. Cin suresi 1. ayette, de ki bana gerçekten şu vahyolundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler. Doğrusu biz hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. Bakınız. Şu ayeti doğru bir şekilde anlayabilmek için Kur'an'ın bütün ayetlerinden haberdar olmak lazım. Bana hemen bir ayet karşıma çıkıyor diyor ki İsra suresinin 94-95. ayetlerinde kafirler dediler ki sen melek olmalı değil miydin? Allah da ya Resulüm onlara de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Eğer siz yeryüzünde tatmin bulmuş melekler olsaydınız Allah size gökten tatmin bulmuş meleklerden peygamber gönderdi. Siz insansınız,
insandan size bir peygamber gönderir ifadesini kullanıyor. O zaman buradaki eğer cinler beş duyuyla algılanamayan bir varlık olmuş olsaydı nasıl oluyor da insan olan bir peygamberden beş duyuyla algılanamayan bir varlıklara vahiy gelirdi. Onlarla elçi oluşturdu. Devam edelim. İkinci ayet, o Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Aslında ortak koşmayacağız. Rabbi tanıyor. Fakat Rabbin ne dediğinden haberi yok. İşte genelde Kur'an bunları ehli kitap için kullanmış. Onlar dediler ki Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler, müşrik oldular Yahudiler. Tevbe suresi 30-31. Ayette Hristiyanlar da dediler ki Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onlar da müşrik oldular. İşte kim alimlerini, şeyhlerini, peygamberlerini ilah konumuna getirirse işte onlar müşrik olanlardır. Devam edelim. Elbette Rabbimizin şanı yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Bak şu anlayış onu göstermiyor mu? Yani Yahudi ve Hristiyan topluluğuna ait insanların konumunu ve profilini çizmiyor mu? O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. İsa Allah'ın oğludur dediler. Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Allah'ın ne karısı var haşa, ne eşi var, ne de oğlu var. Onu söylüyorlar. Ve devam ediyor. Doğrusu biz, bizim beyinsizlerimiz Allah'a karşı bir sürü saçma şeyler söylemişler. Kim o beyinsizler? Kendilerini alim olarak kabul eden insanlar. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Şimdi burada insanların kafasını kurcalayan asıl mesele insanlar ve cinler kelimesini farklı kullanışından kaynaklanıyor. Bak buna örnek olarak bir ayet sunayım. Kur'an'ın bu anlatım sanatıdır. Bakara suresinin 96. ayeti kerimesinde onları, yani Yahudileri, bir önceki ayette Yahudilerin profilini çiziyor ve onlar hakkında ayet anlatmaya devam ediyor ve diyor ki onları insanlardan ve şirk koşanlardan daha ihtiraslı bulursun. Yahudiler insan. Efendim insanlar da insan, şirk koşanlar da insan. Peki burada Yahudileri, insanları, şirk koşanları derken neyi anlatıyor? Bak insan kelimesini Kur'an, araştırın, inceleyin. Hem doğru yola eğilimli, yani takva yoluna eğilimli, hem fıs yoluna eğilimli, hem kafir üreten, hem Müslüman üreten bir insanın profilidir. Ne tür bir varlıktır bu? Yani bütün yanlış yolda ve doğru yolda giden insanlar bu insan profilinden türerler. İşte bunu kavrayamadığımızdan dolayı şimdi insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım derken burada daha yol seçmemiş ne tür varlık halinde insanlarla yolunu, tercihini İblisin yolunda, şeytanın yolunda, gayri Rabbani yolda tercih etmiş insanları ben ibadet ve kulluk için yarattım ifadesini kullanmaktadır. Elbette Rabbimizin şanı yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Doğrusu şu, bizim beyinsizlerimiz Allah'a karşı bir sürü saçma şeyler söylemişler ve bugünkü mezheplerin, tarikatların, şeyhlerin hepsinin söylediği gibi. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Zaten bunlar tertemiz, fıtratı bozulmamış,
hanif olan cinler olduğu belli. Bir de şu gerçek var ki insanlardan bazı adamlar cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki onların azgınlıklarını arttırırlardı. Buradaki bazı adamlar, insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlar. Demek ki bunlar adam, Adem soyundan bunlar. Meleklerden değil bunlar. Nasıl insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamları da sığınıyor? İşte Samer'in adam olup Musa'nın Rabbim Allah'tır diyen kavmini buzağa taptırıp saptırdığı gibi. Yoksa beşliğiyle algılanamayan bir varlık burada adam olarak tanımlanabilir mi? Bu ne kadar saçma, ne kadar yanlış bir söz. Ve devam ediyor. Ve onlar sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak diriltemeyeceğini sanmışlardı. Bak buradaki cinleri de puta tapıcı cinler olarak tanımlamış Kur'an. Onlar ne diyor? Ahiret alemi diye bir şey yok. Biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Ve onlar bazıları Allah'a inanıyor, bazıları inanmıyor. Ve bundan dolayı da Allah'a inansalar bile peygamberliğe, kitaplara, ahiret gününe inanmıyorlar. Dolayısıyla bunlar da cinler konumundadır. Doğrusu biz göğü yokladık. Fakat onu güçlü koruyucular ve şihaplarla kaplı bulduk. Şimdi burada göğü yokladık derken yani etrafı incelemişler. Yani bugünkü teknolojide ileri gidenler Kur'an'a göre Allah'a Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli dini kabul etmeyip veya Allah'ın Rabbini kabul etmeyen bütün insanlar Kur'an'a göre gayrimüslim insanlar cindir. Kur'an bunu anlatıyor. Yani onlar eşyanın yapısını inceliyorlar ve bir taraftan da vahiy bilgilerle onu bütünleştirdiği zaman kesinlikle aralarında bir çelişki olmadığını görünce oradaki o mantığı yakalayabiliyorlar. Bak Kur'an'daki şu ayetler onu göstermiyor mu? Bu Kur'an çelişkisiz bir kitaptır. Bu kainat çelişkisiz bir kitaptır. Allah'ın gönderdiği din de Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yarattığı kainatın tam bir uyum halinde olduğu dindir. İşte bunu gördükleri zaman Müslüman oluyorlar o cinler. Oysa gerçekte biz dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk. Yani onlar, yani cinler, bu Kur'an gelmezden önce onlar devamlı insanları nereden nasıl kandıracaklarını, yollarını, yöntemini öğrenip ve insanları kandırabiliyorlar. Ama şimdi olsa şihaplarla kaplı bulduk diyor. Güçlü koruyucular ve şihaplarla kaplı bulduk. Ve devam ediyor ayette. Oysa gerçekte biz dinlemek için onun oturma yerlerine otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa kendini izleyen bir şihap olur diyor. Hemen yanlışlığın yanlış olduğunu belirleyen bir ayet karşısına çıkar. Şimdi Kur'an'da her örnekten bir örnek verdik, hiçbir eksik bırakmadık derken bunu anlatmıyor mu? Yani bir yanlışlık olduğu zaman o yanlış anlayışının yanlış olduğunu belgeleyen bir ayet çıkar. İşte böyle bir Kur'an anlayışına sahip olduğumuz zaman biz Kur'an'ı anlamaya doğru yol almış oluyoruz. Biz batılın üzerine hakkı fırlatırız, onu kökünden darmadağın eder. Evet. Dinlemeye devam edelim şimdi. İstimdadı, imdadı senden isteriz. Tevhidi böyle öğretiyorsa Kur'an bize de diyor ki birinin himayesine sığınacaksa böyle efendi cinnin şunun bunun himayesine sığınmayacaksın. Allah'ın himayesine sığınacaksın. Yoksa o ayet geceleyin şer olur siz onun himayesine sığınacaksın. Özellikle gece. Çünkü gece bizim için sübaten bize yorgandır,
şey yapılmış bir nimet olarak anlatılır. Burada mesela bu bağlamda şey de çok önemli. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetini biz şöyle anlarız. Allah bu ayette cinleri ve insanları esasen en başından niye yarattığının sırrını veriyor. Fakat غَنِيُّنَ لِلْعَالَمِينَ diyen de ayetler var yani. Sizin لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاهُ ayeti var. Yani sizin kestiğiniz kurbana Cenab-ı Allah'ın ihtiyacı yoktur. Tıpkı bunun gibi siz ister iman edin, ister ibadet edin. Ben etseniz de etmeseniz de غَنِيُّنْ عَلَى الْعَالَمِينَ yani benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. İbadet lazımsa size lazım. Bunu niye ibadet edin? Bu ayetin anlamı kainatı ben şunun bunun için yarattığımın sorusunun cevabını vermiyor. Müşrik algı cinleri, o ruhani varlıkları Allah'a eş tutuyor. Çünkü biliyorsunuz وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا Allah'la cinler arasında nesep bağı kurdular. Buradaki cinlerden maksat genel manada aslında meleklerdir. Çünkü Allah'ın kızları diyorlar ya. Nesep bağı. Bakınız, büyük bir yanlışlık. Ya meleklerde bana bir tane meleklerle 93 yerde melek kelimesi geçmektedir. Bir tane meleklerin ibadet ve kullukla yaratıldığına dair bir ayet gösterin. Bu kadar yanlışlık olmaz ki. Bakınız, melekler kendilerine kodlanmış bilgilerle seyrini düzenlerler. Allah'a asla ibadet ve kulluk etmek, Allah'a asla secde etmekten, emirlerini yerine getirmekten çekimser kalmazlar. Onlarda iki seçenek yok. Bakınız, bir ayette şöyle de, yerlerde ve göklerde bütün bitkiler ve hayvanlar Allah'a secde ederler. İnsanlardan bazıları da, işte bazıları secde etmeyen insanlar da cinlerdir. İnsanlar ibadet ve kulluk için yaratılmış, elbette özgür bir iradeyle yaratılmış. İnsanların namazına da Allah'ın ihtiyacı yok, ibadetine de ihtiyacı yok, kulluğuna da ihtiyacı yok. İnsanlara Allah dünya hayatında bir yaşam projesi koymuş, kim bu yaşam projesine uygun hareket ederse kendi lehine, etmese de kendi aleyhinedir. Ama Kur'an bunları belirlerken insanı, cini, şeytanı ve melekleri doğru bir yere konup doğru bir algılayışı ortaya koymamızı Allah bizden istiyor. Evet. Şimdi sizin bana ortak yaptığınız, benim konumuma çıkardığınız, tanrılık yakıştırdığınız o cinler tanrılık falan değil. Tıpkı sizin gibi birer kul olarak yaratıldılar. Korkulmaması gerektiğini de anlamalı mıyız hocam? Kesinlikle anlamalıyız. Çünkü bu bunlar korkun, bunlar zarar verir bağlamında anlatılmıyor. Mekki surelerde ya şirkle ilgili cinlere yakıştırılan tanrılık sıfatlarını yıkmak için anlatılıyor veya vahyin kaynağına cinlerin müdahale etmediğini vurgulamak için anlatılıyor. Yoksa cinler buradan gelip insanlara şöyle eder, böyle eder diye bir şey anlatılmıyor. Yani Kur'an'da cinlerin anlatılışı insanların hayatına müdahale eden anlamında uzaktan, yakından insanların hayat, insanların değil, Müslüman olanların hayatlarına müdahale ederler. Zaten insan insanlardan cin sıfatlaşıyor, sıfatlaşarak cin profilini almıştır. Cin ismini almıştır. Şimdi gayri Rabbani yolda olanlar, Rabbani yolda olanlar. Şimdi gayri Rabbani yolda olanlara Kur'an üst başlık altında cinler isimlerini vermiştir. Cin ismini vermiştir. Yani insanların
İblisin soyundan, iblisin yasak ağacından nemalanan insanlara cin ismini vermiştir. Bu insanlardan düşünenler, akledenler vahiy bilgilerle karşılaştıkları zaman cin suresinde gördüğünüz gibi Müslüman olanlar da olabiliyor. Evet. Bu alakası yok. Bu bizim halkımızın garip bir tavrı var. Efendim cin dersek bulunduğumuz yere istila eder bizi. Onun için biz ona şey diyelim, nedir? Üç harfli diyelim de. Evet, o da sordu. Neden ya, böyle denir? Cahili midir? Bu şey işte, bu cahiliye döneminde cin insana musallat olur, boğar, üstüne çıkar, hatta bir uçurumdan atar gibi inancın bizdeki yansımaları cin denince hep bir kötülük imgesi olarak algılanır. Tabii ismini de zikretmeyelim ki duyup da bir yanımıza yanaşmasın diye. O dönemden uzanan. Tabii o dönem. Yani bu cahiliye öncesi animistik şirk inançları bunlar. Yani çok net söylüyor. Ve Kur'an'ı da bu varlıklar Kur'an'da ne maksatla anlatılıyorun arkasını çözemediğiniz için bu anlatılan ayetler üzerinden abuk sabuk hurafe inançlarına Kur'an'ı referans göstermek gibi bir garabetin de içindeyiz. Şeytana gelelim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir iblis var. Bizde sıkça şeytan var. Şeytan baktığınızda şeyatın ve insler cinliğe geçer. İnsan ve cin şeytanları diye. Biz anlıyoruz ki şeytanın insan kategorisinde olanları da var. Çoğul geçer, teklik geçer. Evet. Buradan biz anlıyoruz ki şeytan aslında tıpkı Taberi'nin tarif ettiği üzere mesela el-hikdu şeytan diye hadis var. Yani cin, nefret, öfke şeytandır. Şeytandandır değil. Şeytandır. Bizzat şeytan. Taberi ne dedi? Küllü mütemerridin minel cin ben de Kur'an'daki ayetlerden şeytanı iblisin tekliflerinin ilke haline gelmesi ve aynı zamanda bu ilkeleri kabul eden insanların adı şeytandır. Geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda giren insanların adı şeytandır. Şeytan hem İblis tekliflerinin ilke halini hem de bu tekliflerle hayatını anlamlaştıran insanlara da Kur'an şeytan ifadesi kullanmıştır. Evet. Külli şey, ister hayvan, ister insan, ister cin, ister başka her şey için her türlü azgın, azdıran, insanı tuğyana sevk eden, Cenab-ı Allah'ın gösterdiği istikametten alıkoyan bütün her şey. Sıfat olarak mı? Evet, sıfat. Yani Allah'ın yapma dediği şeyleri yapmaya kışkırtan, nefsani arzularımızdan tutup, hırslarımızdan, tamahlarımızdan, bütün harici ve dahili, kişişik veya somut, bütün kötülük imgeleri, kötülük... Bak burada cin şeytanları ve insan şeytanları diye bahsederken, her insanda ana parça olarak yerleştirilmiş bir iblis olgusu vardır. İblis ne şeytandır ne de cindir. İblis insana vesvese veren, insanları yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözünden caymayı teklif sunan sadece bir olgunun adıdır. Ama ne zaman ki bu iblisin teklifini insan kabullendi ve yaşamını iblisin teklifleri doğrultusunda kullanmaya, anlamlandırmaya başladı, İşte o zaman iblis cinlenmiş insan oluyor. Cinleştirilmiş insan oluyor. İşte bu daha da aşırı boyutlara giderse, geriye dönüşü mümkün olmayan bir moda girip kalbi mühürlenirse, bunun adı da şeytan oluyor. Yani insanlar ya İblisin teklifleriyle gayri Rabbani yolda sıfatlaşarak isim alırlar. İşte kafirlerde, Yahudilerde, Hristiyanlarda, Ehli Kitap'ta, puta tapıcılarda
deist olanlar da, ateist olanlar da hep bu soydan olanlardır. Ama Rabbani yolda olanlar, takvanın teklifleriyle hayatını anlamlaştıran, onu vahiy ile buluşturan, işte Bakara suresi 2. ayette bu muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır derken onu anlatıyor. Evet. Sahipleri, bizi kötülüğe tahrik eden bütün muharrik unsurlar şeytan diye kategorize edilebilir. O zaman İblis'ten farklı mı hocam şeytan? İblis Kur'an-ı Kerim'de genel bir tek yerde geçer şey olarak, yani bağlam olarak. O da insanlığın henüz yaratılma aşamasına gelinmeden önce Cenab-ı Hak meleklere dedi ki ben çamurdan bir beşer yaratacağım. Evet. Siz de bu yarattığım beşere benim hatırım, onun kıymeti harbiyesinden değil, benim hatırım için saygı göstereceksiniz. Yani secde kelimesi. Burada secde edin, önünde bildiğimiz secde edin değil de onun önünde ceketinizi ilikle gibi bir anlamı var. Fesecedu, bütün melekler secde edinler, illa iblis. Ya bunun anlaşılmayacak bir şey var mı? Adem'e secde edilmesi, Adem'in yeryüzünde yürüdüğü zaman attığı her adım, konuştuğu her söz, yaptığı her davranış meleklerle ilgilidir. İşte meleklerin ister Rabbani yolda, isterse şeytani yolda yürümelerine kucak açmaları, onların emirlerine itaat etmeleri anlamında. Elbette Adem'in önünde secde etme anlamında değildir. İşte melekler hem insanlara Adem'e secde etmeleriyle hem de Allah'a secde etmelerini bütünleştirerek melekler kendilerine verilmiş görevi yerine getirip icra ediyorlar. İblis etmez. Şeytan denesin, bunu çok kerefek lazım. O da iblis. İblis, iblas kökünden gelir. Ümidi üzmüş. Yerse düşmüş. Anlamında. Ve iblis burada biter. Bakınız. Halbuki bakınız, İblis ne zaman zaten Bakara suresinin 29. ayetten 37-38. ayetlere kadar yeryüzünde ve kainatta yaratılmış olan varlıkları lisan-ı haliyle konuşturarak bize Kur'an izah etmektedir. Orada İblis ne zaman gündeme geliyor? İnsanlar akıl bali çağına, çocukluk çağından akıl bali çağına geldiği zaman iblis gündeme geliyor. Yani iblis insanların dışında bir varlık değil, insanların öz yapısında insanları saptırmakla görevli, saptırmayı teklif etmekle görevli bir varlığın adıdır. Şimdi bunu, bu tanımı doğru bir yere koyduğumuz zaman her şey yerli yerine tıkır tıkır oturmaktadır. Yani evet, Allah bu hudut fiilini kullanarak yani yıkılın karşımdan, yani yıkın karşımdan, defol, git diye kovar. Huzurdan kovar. Tabi bunlar bir huzur derken böyle bir şeyde değiliz herhalde. Bir masanın başında Cenab-ı Allah'ın karşısına geçmiş bir amirin karşısındaki memur değil. Bunlar aslında kanınca bir ontolojik durumun aslında. Yani bir mekanın içinde olup biten bir hikayeden söz etmiyoruz. Yani kainat yaratıldıktan bu yana kötülüğün ve iyiliğin kavgasının, mücadelesinin biz aslında Zemahşer'in ifadesiyle bir tahyil dediğimiz bir canlandırmayı anlatıyor aslında. Yoksa orada iblisin secde ederdin, etmezdin, niye etmiyorsun? İşte ben ateştenim, o çamurdan, ben o çamurdan yaratılana saygı göstermem falan gibi şeylere baktığımızda bayağı bir mükâleme var, karşılıklı evet. Diyalog. Ve bu diyalog okuduğunuzda Kur'an'da 30 saniyede bitiyor. Karşılıklı böyle masanın başında bir diyalog değil aslında. Bir kainata içkin olarak, ontolojik olarak, ta yaratılışın ta dibinde var olan kötülüğün, yani Allah iyiliğin tarafında, şer iblis üzerinden, iblis de kötülüğün başında bu kavgayı anlatan bir şey. Ve burada insan da tam orta yerde.
Allah buraya çağırıyor, İblis oraya çağırıyor. Şimdi İblis burada bitiyor. Hı-hı. Fakat sonra Cenab-ı Allah Adem'e dönüyor. Adem yaratıldı artık. Tesbih etti, ruhunu üfledi ve nefastı fihi min ruhi dedi, bitti. Sen ve eşin ya Adem, ente ve zevkiker cennete. Sen ve üstün ente ve zevkiker cennete. Sen ve eşin cennette yerleşin. Evet. Dedi, yiyin için fela takraba hazihi şecerete fetekûne mine zalim. Ama bir tek şu X ağaca yaklaşın. Ağaç bir şey. İster siz bu ağacı ağaç, işte efendim şu ağacı, bu ağacı, incir ağacı diye anlayın. İster metafor anlayın, ister hayat ağacı deyin, ne derseniz deyin. Yani envai çeşit yorumu var. Önemli olan şu, Allah bir şey yapma. Ya bu yasak. İnsanın işte her günümüzün denenme sürecini anlatıyor. Adem'in. İşte orada yasak ağacı gündeme gelirken iblisle beraber gündeme geliyor. Yani bu yasak ağaç nedir? İnsanın öz yapısına, akıl balı çağına yerleştirilmiş olan iblis olgusudur. Kur'an iki ağaçtan bahseder. Birisi Musa'nın sağ yanından seslenen ağaç. Bu takva ağacıdır. Birisi de İblisin insanlara isyanı, inkarı, fuhşu, adaletsizliği, zulmü, ahlaksızlığı, her türlü gayri Rabbani yolda davranışı teklif sunmayı sunmakla görevli iblis ağacından bahseder. İşte Allah bu iblisin tekliflerine asla kulak vermeyin, benim sözümü dinleyin. İşte kim benim emrime, onlara hidayet geldiğinde uyarsa onlar kurtulmuştur. Kim de iblisin o yasak ağacından yerse onlar da helak olmuştur ifadesini kullanır. Şems suresinin 7. 8. 9. 10. ayetlerde bunu çok güzel izah eder. Evet. Adem de Adem'i kandırdı de eşi. Kim? Fe'ezzel lehuna şeytan. Burada karşımıza ilk şeytan. Yani iblisin insan üzerinde, yani kötülüğü temsil eden iblis figürünün insan hayatındaki ayartıcılığının fonksiyonu şeytan olarak karşımıza çıkıyor. Yani şeytan iş başı. Hocam bu arada şeytana yani geçerken... Yani kozmik günah keçisi gibi algılıyoruz biz ama aslında böyle kozmik günah keçisi olmaktan ziyade iblis her daim damarımızda, şeytan damarımızda, kanımızda, gözümüzde. Bakınız. Zaten şeytan iblisin insanı ayartarak insanın sıfatlaşmış halidir. Bunu ayırmak lazım. Bakınız, iblisin kıyametin sonuna kadar izin alması da her insan kendisinden sonraki kuşaklara bir genetik olarak insanoğlu var oldukça var olmaya devam edecek anlamında kullanmış. Kur'an sebebi bilinen bir olayı hüsnü talih sanatı yaparak daha güzel bir sebebe bağlamış. İblis inkar etse de Allah'ın emrine boyun eğse de eğmese de iblis var olmaya devam edecekti. Allah bunu güzel bir anlatım sanatıyla anlatmış. Olay bu. Yani şeytan eğer iblis olmasaydı şeytan olmazdı. Eğer iblis olgusu olmasaydı insan olmazdı. Eğer iblis olgusu olmamış olsaydı şeytan da diğer melekler gibi olurlardı. İşte bunları kavrayabildiğimiz zaman olaylar yerli yerine oturmaya başlıyor. Evet. Kumumuzda, ağzımızda yaşayan bir şey olarak bir kötülük olarak ve bizi Allah'ın yapma dediğini yaptırmaya kışkırtan bütün kötülük sahipleri olarak aramızda yaşayan bir imgenin adıdır. Evet. Facebook'ta İblis ana olan aşkından Adem'e saygılıydı yorumuna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu İblis Allah'a olan aşkından, yani ben o kadar sevgide düşkünüm ki ben senden başkasının önünde eğilmeden dedim.
Hallacı Mansur'un Hallaç Rızalı'ndan bakar. Bu biraz vahdet-i vücudun ilk müjdesidir yani. Biliyorsunuz bu vahdet-i vücut olduğunda, vahdet-i vücut kainata şöyle bak. Bütün bu çokluk içinde bunların hepsi sana hakikat bir tek tekliği gösterir. Dolayısıyla iblistir, şeytandır, kafirdir, mümindir. Bunlar avam-ı nasın anlayacağı dildeki gerçekliklerdir. Yukarı baktığınızda hakikat öyle değildir. İblis de aslında bir tevhid elidir. Dolayısıyla onun o imkanı, o sizin bildiğiniz anlamda Allah'a karşı çıkmak değil, ben senden başkasına Rab demem, önünde eğilmem, saygı göstermem anlamında müminliğin, tevhidin, muahidliğin en üst kertesidir. Bu vahdet-i vücudun mesela Muhyiddin İbn Arabi'nin de mesela Firavun, yani bir benzetme yaparsak aşağı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah'ın atıyorum bir unsuruysa, bir parmağıysa Firavun'un bir parmağıdır yani. Bunu ateşe atar yakar mı? Yani vahdet-i vücut algısı böyle bu hususta. Şimdi bu derin gider. Şimdi buraya girmiyor. Bu tamam. Ama cevap yeterli. Enfazı üzerinden, kendi tarihi üzerinden ve tevhid doktrini üzerinden baktığınızda bu yorumlar çok bizi zora sokar. Sıkıntı. Zaten İbn Arabi hakkında hiç ortalama bir değerlendirme yoktur. Ya şeyhi ekserdir, kafirin en önde gideni, ya da şeyhi ekberdir, yani en büyük mümindir. Arada bir şey göremezsiniz. Ben insanlar yorum yapabilirler. Bir şey demem. Ama bana kanaatimi sorarsanız ben İbn Arabi'nin bu söylediklerini Kur'an açısından, bugünkü önümüzdeki metin açısından tolere edilebilecek, burası da makul denebilecek hiçbir yanı yok. Yok. Ben henüz benim dersim oraya varmadı. Evet hocam. Bugün soruyorlar. O şey Hallaç. Hallacın. Evet. Şey efendim. Buyur hocam. Şimdi İblis kıssası size göre niye anlatılsın acaba şeyde? Mekke'nin o zor, zahmetli, çetin günlerinde Cenab-ı Allah bir çamurdan Adem yaratacağım demiş. Meleklere de demiş ki buna secde edin. Ben İblis demiş ki o çamur ben ateşim. Ben ondan üstünüm. Kıyas böyle çünkü. Etmemekten ve bu Saat suresinde geçiyor. İçizde geçiyor. Bunlar Mekki suresi. Bir de Bakara 30'dan başlayıp 31, 32, 35 diye geçiyor. Mesela bunun üzerine ben çok kafa yordum. Çünkü bizde Kur'an kıssalarını önümüze geldiği an o satırda ne yazıyorsa onun üzerinden anlama gibi bir huyumuz var. Acaba benim hep çırpınışımdır tefsirde. Peygamber Efendimizle ve onun yaşadığı tecrübeyle o günün gerçekliğiyle bir empati kurarak adeta kendimizi onun yanında sayarak ki bunu da siyer dediğimiz İslam tarihi bilgileriyle az çok o fotoğrafı görebiliyoruz. Bir Mekke'ye doğru bir yol alsak, oraya bir gitsek, karşımıza bir iblis kıssası Resulullah Efendimiz getirdi, dedi ki bugünkü ayetler bunlar. Ne anlatıyorsa ben de o gün mümin olmanın korkunç sıkıntılarını, zorluklarını çekiyorum. Bir yığın baskının altında kendi geleneğime, toplumun hakim sınıfına meydan okurlu bir tavra almışım ve bunu çok ağır bir bedelini ödüyorum. Kur'an'da bir yandan bir zamanlar ben bir varlık yaratacağım. İşte ona ne anlatıyorsun? Ben hiçbir yere oturmuyorum. Acaba o dönemde sahabinin onca meşakkatı içinde ben aslında biz bu iblisi yitersin çok merak ediyoruz. Bir anlatsam da dinlesek mi diyorlar acaba? Ben hiç öyle dedikleri kanaatimde değilim. Mesela biraz önce ismini zikrettiğim Taberi'ye bir açın bakın çok ilginç bir manzarayla karşılaşacağız. Bu bazen anlam Kur'an'ın mesajı burada yazanın ötesinde bir yerde durur. Satırda olmaz. Yukarıdan biraz baktığınızda
o zaman bambaşka bir manzara çıkar. Diyor ki, tabiri, her ne kadar bu kıssa iblis hakkında bir bilgi veriyor, haber veriyor gibi görünse de işin aslı bu değil. Bu kıssa iblis üzerinde tıpkı bugün Hazreti Peygamber'e, benim peygamberime ve benim gönderdiğim Kur'an'a tıpkı iblisin yaptığı gibi ben çamurdan olanın önünde eğilmem diyerekten ben Ebu Talib'in yetimine, ben bu çulsuza, ben bu garibana bunun peygamberliğini mi kabul edeceğim? Benim gibi koca bir Ebu Leheb, koca bir Ebu Cehil, koca bir Velid, bir Mugire ki ehlektü malen lübeda, dünya kadar mal harcamışım, kimse bileğimi bükemez, bu vadide bütün her şey benden sorulur denen bu koca koca adamlar bunun önünde peygamber olarak eğilirler mi? Siz bu kıssa ey müşrikler, siz bu hakikatin karşısındaki tavrınız Allah'ın emrine ben daha üstün bir şeyden yaratıldım diyerekten karşı gelip kafir bir nankör olup çıkan iblisle siz Hazreti Muhammed'e ve Kur'an'a karşı bu sergilediğiniz müstekbir, bu şımarık, mütrek, yani bu küstah tavrınızla, tuğyan tavrınızla hık demiş, iblisin burnundan düşmüşsünüz. Sizin yakışık, size yakışacak sıfat, iblis oğlu iblissiniz. Tabi Kur'an bunlara iblis ve kafir dediği zaman ay ne güzel bir sıfat kullandı bize, çok hoşumuza gitti demiyorlar, köpürüyorlar. Kafirlik çok ağır bir kelime, belki ağır olacak ama aslında tam karşılığı nankör köpek. İşte burası güzel değil mi? Şimdi zaten iblis insanlardan ayrı bir yaratık değil ki. Nasıl insanların bir kalbi varsa, bir böbreği varsa, bir damarları varsa, bir ciğeri varsa onu insandan ayıramıyorsa, aynı insanın insan olma vasfını taşıyan olgunun adı da iblistir. İşte iblis var ki insanın insan olma sıfatı ortaya çıkıyor. Yani kibirlenme, gururlanma, insanlara aşağılık görme, hakır görme, başkalarının üzerine zulüm ve isyan etme duygusunu iblis teklif ediyor. İnsan da bunu yapıyor. Allah neden öyle onu üstün yarattı? O da insan, ben de insanım dedirttiren iblis. Allah neden birini müdür yapıyor, birini efendim müdür mavini veya birini öğretmen yapıyor dediğimiz zaman, işte o öyle bir konuma gelmiş, o konuma kendini hazırlamış, sen de ona itaat etme zorunluluğu var. Mesela Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emir sahiplerine de itaat edin ifadesini kullanırken burada itaat etme duygusunu kim ortadan kaldırıyor? İblis kaldırıyor. Bütün kafirlerin profilini tanımlarken yüz çevirdi, kibirlendi, gururlandı ve çekti gitti. Böyle tanımlıyor. Bunu yaptıran nedir? Bunu yaptırmayı teklif eden nedir? İblistir işte. Evet. Anladım. Tam hatta aşırıda tabii nankörlüktür. Baktığın zaman o sıfatlara mesela hatta bundan daha ağır ifadeler var Kur'an'da. Mesela Kalem suresinde وَنَا تُدِكُ لِلَّ حَمْلَاتٍ مَهِمْ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِينَ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُوْتَدٍ اَسِيمٍ اُتُلِّنْ yani hem çel hem fodul daha da zalik üstüne üstlük zenin. Zenin kelimesi ben meğerde sonsuz diye çevirdim ama neyse bir gayrısı sütü bozuk. Mesela Kur'an bunları kullanır. Ama Kur'an bunları Cenab-ı Allah'ın hiddetlenmesi olaraktan ziyade Resul-i Ekrem'in ve sahabenin çektiği zahmete, çileye bir haline tercüman olarak kullanır.
burada mesela bunu da doğru anlamak lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de inne enkerem esvati lesatul hamir diye ilginç bir ifade geçiyor. En çirkin ses eşeğin sesidir. Lokman suresi. İster bunu Lokman oğluna söyledi sayın, ister Cenab-ı Allah söyledi sayın. Bunu Kur'an böyle der. Peki diyebilir miyiz? Cenab-ı Allah yarattığı varlığın sesinden çok rahatsız oluyor. Eşek sesini Allah söyledi. Bunu nasıl anlamadım? İşte bu kendi tarihi zemindeki o algıyı bilmezseniz bunu anlayamazsınız. Şimdi hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de bu Muhammed'in okuduğu Kur'an'ın mesajını bastırmak için velvele yapın. Ortalığı gürültüye verin. Sesinizi fazla çıkartın. Üst perdeden konuşun. Bu sesi bastırın diyen şeyler var. Ve biz tartışmada daha hiddetli, daha üst perdeden konuşursak biz daha üstündür gibi bir algı var. Allah diyor ki eğer sesi fazla çıkarın, sesi gür çıkarın, üst perdeden konuşanın hakikatten yana payı olsaydı eşek sizin efendiniz olur. Bak çünkü en sesli o bağırabilir. Evet, evet. Algı budur. Mesela Maverdi'nin tefsirine baksınlar bunu görecekler. Bu çok. Mesela biz bugüne kadar ontolojik olarak Cenab-ı Allah bu eşekten öteden beri hiç haz etmemiş gibi bir algı olur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin ahirette zürka mavi gözlü olarak haşredileceklerinden söz edilir. Mavi göz. Hı hı. Mesela mavi göz Araplarda düşmanlığın simgesi ve tiksinilir. Mesela Şiiler Hazreti Ömer'e küfretmek için gerek de onun mavi gözlü olduğuna, sarışın olduğuna dair böyle bir şeyler çizerler. Nedir? Hakaret sahipleri için. Mavi gözlülük, gök gözlülük Bizans imgesidir. Ve kötü algılandığı için de nazarının en çok onun dokunduğuna inanılır. Ve onun için mavi gözler sevilmez. Bunların nazarı daha fazla. Çünkü düşman ya, düşman kötü kem gözle bakar, bize zarar verir. Onun için diyor ki, mavi gözün zararını mavi maviye çarpsın, geri dönsün diye genellikle nazar boncukları mavi olur ki, hani sıfırlasın birbirini diye. Nazar boncuklarının mavi olması hikayesi buradan geliyor. Ama şimdi biz bu Arap'ın zihnindeki mavi gözlülüğün bir düşman imgesi olduğunu bilmezsek buradaki şeyi, ayetin ifade ettiği orijinal anlamı. Hayır efendim, bir ayette eğer o ayete bir anlam yüklemişse onun o yüklenen anlamı mutlaka başka bir ayette tasdik etmektedir. Bunu yakalamamız gerekiyor. Biz Arap'ın, geçmiş Arap'ın kültürünü bilmek zorunda değiliz. Biz Kur'an'ın kendi bütünlüğü içerisinde bir kelimeye verdiği bir anlamı doğru bir şekilde anladığımız zaman Kur'an bütünlüğü içerisinde ona ancak doğru bir anlamı ortaya koyabiliriz. Çok yanlış bir ifade. İşte bazıları tarihi rivayetler, tarihi rivayetler diyorlar. Tarihi rivayetler bize doğru bir şekilde aktarılması mümkün değildir. Çünkü tarih bir olayı inceleyen insanların o olayı doğru bir şekilde 10 tane tarihçi getirsen hiçbirinin aynısı olmadan aktarırlar. Yani hep çelişkiler halinde. Allah böyle bir yolu insanlara göstermez. Evet. Anlayamayız. O zaman deriz ki biz herhalde Kur'an-ı Kerim mavi renk hakkında da mavi gözlük hakkında bir ilginç bir şey söylüyor gibi. Hatta yanlış yorumlamıştım hocam. Aynen öyle. Evet. Şimdi söylediklerimizi izleyicilerimize de şimdi bir soru var. Yanlış anlaşılmadı olmasın. Yani şeytan diye bir varlık yok diyebilir miyiz? Ben kötülük içkindir kainatta. Bakın şeytan yok değil mi? Fazlasıyla var. Evet. Ama şu yeni filmler, bu satanizmin imgeleri, sembolleri var ya, genellikle elinde bir nedir? Şeyli. Üç şeyli bir çatallı, çatallı bir şey var.
uzunca bir kuyruk. Boynuzlar, simsiyah kırmızı işte. Kırmızı yedisi ya, evet. Zaten bunlar batıdaki şeytan imgeleri. Demonlar, işte Deccal imgelerinden kotarılmış. Ve bizim kültüre aktarılmış imgeler. Tıpkı meleklerin genellikle cinsiyeti olmadığı halde, tıpkı müşriklerin melekleri Allah'ın kızları demesi gibi. Bakınız. Meleklerin cinsiyeti olmadığını Kur'an'da bir ayet var mı? Kafirlerin veya Mekkelilerin öyle demesi, meleklerin cinsiyeti olmadığını söylemesi anlamına gelmez ki. Ağaçlar bir melektir, onun cinsiyetleri yok mu? Hayvanlar bir melektir, onun cinsiyetleri yok mu? Atom bir melektir, onun elektron ve protonu yok mu? Bütün varlıklar melektir. Hepsinin bir negatifi varsa bir pozitifi var. Bir dişisi varsa bir erkeği var. Evet, melekler nurani varlıklar anlayışının sonucunda böyle şeyler çıkmaktadır. Evet. Şimdi melek resmi çizdiğimizde genellikle feminin bir çizim yapıyorlar. Doğru mudur? Bir kadınsı bir imajı var. Bu aslında cahiliyenin melek algısını, biz şimdi film yapsak, gökten melek inmişsek, müşriklerin algısına uygun bir melek sanat. Beyaz sanattı bu. O zaman bu tasviri genelden siz hocam, cin ve şeytanı da tasvir eden şekiller, çizimler, filmler, dizilerde de çok tasvir ediliyor. Kültür içinde ya. Ama bu kültür bizim kültürde değil. Şimdi isterseniz, epey uzun bir sohbet oldu. İnşallah bu iki saatlik bir sohbetti. İkinci sohbetimizi bir başka videoya aktaralım. İnşallah şu anda Mustafa Öztürk hocanın din ve hayat ile ilgili gaybi varlıklar, ruhani varlıklar, cin, şeytan konusuyla ilgili konumuza ikinci videoda devam edeceğiz inşallah. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun derken sizi Allah'a emanet ediyorum.